Bu dersimizde ActionScript içerisinde değişken nasıl tanımlanır konusunu inceleyeceğiz. Hemen değişken tanımlamamıza devam edelim. Öncelikle değişkenler tanımlamak için mutlaka variable'dan gelen var deyimiyle başlamak zorundayız. Var deyimiyle başlayan tüm tanımlamalar yeni bir değişken tanımlaması olarak nitelendirilir. Var deyimini yazdıktan sonra mutlaka bir boşluk bırakmak zorundayız. Bundan sonra yeni oluşturacağımız değişkenimizin ismini belirtmek zorundayız. Bu isim, tekrar belirtmek gerekirse, Flash'ın rezerve ettiği function, if, else gibi kelimelerin dışında tamamen bizim belirleyeceğimiz, Türkçe karakter kullanmadan veya değişken ismi bir iki kelimeden oluşuyorsa, kelimeler arasında boşluk karakteri bırakmadan oluşturacağımız bir değişken ismi belirleyeceğiz. Evet. Yeni değişken isimli bir değişken oluşturdum. Daha oluşturmadım. Devam ediyorum. Öncelikle dikkat ederseniz yumuşak G yazmam gereken yere G karakteri kullandım. Çünkü Türkçe karakter kullanarak yeni bir tanımlama yapmamız mümkün değil. Türkçe karakterleri sadece daha önceki derslerden hatırlarsanız string veri tipleri içerisinde yani çift tırnak içerisinde düz metin olarak kullanabiliriz. Bunun dışında tanımlama isimlerinde Türkçe karakter kullanmamız mümkün değil. Ekranda gördüğünüz gibi Flash noktalama işaretini kullandığı için, noktalama sembolünü kullandığı için yeni değişken, yeni boşluk, değişken diye bir değişken oluşturmamız mümkün değil. Çünkü arada bir boşluk vardır. Bu boşluklar yeni bir tanımlama veya yeni bir işlem olarak nitelendirileceği için yeni farklı bir şey, değişken farklı bir şey olarak ki böyle bir yazımda mümkün olmadığı için iki kelime arasına hiçbir zaman boşluk karakteri bulundurmamız gerekiyor. Eğer ille ayrılmasını istiyorsak alt çizgi gibi yine boşluk karakteri kullanmadan farklı semboller kullanmamız mümkün. Bir önceki örneğe göre ben A isimli bir değişken oluşturuyorum. Ve değişkenlerin isimlerinin dışında mutlaka veri tipi belirlememiz gerekiyor. ActionScript 2.0'da veri tipi belirlemeden tanımlama yapabiliyorduk. Ama ActionScript 3.0'da artık yeni oluşturduğumuz bir değişkenin mutlaka veri tipini belirtmek zorundayız. Veri tipini number olarak belirliyorum. Bu işlemden sonra artık değişkenimin değerini oluşturarak işleme devam edebilirim. Bir önceki örnekten devam edersek 15 değerini A değişkenine atadım ve bu satırın sonu olduğu için de noktalı virgülle bu satırımı bitirdim. Şu anda Flash içerisinde A isimli bir değişken ve bunun değerini de 15 olarak tanımladım. Bu A değişkenimiz veri tipi number. Hemen işimize çok yarayan trace fonksiyonu ile A değişkeninin ne olduğunu hemen soralım. Ctrl Enter yaptığımızda gördüğünüz gibi A değişkeninin değerini bize 15 olarak verdi. Ben A değişkeninin değerini 20 yapıyorum. Ve tekrar A nedir diye sorduğumda basit bir mantıkla direkt olarak bize 20 değerini verdi. Hemen bir önceki örnekten örnek almak gerekirse trace fonksiyonu içerisinde artı 5 gibi bir işlem yapmıştık ve A'nın değeri 15'ti. A ile 5'i topla ve bunun sonucunu bana bildir gibi bir işlem yapacağız. A'nın değeri 15 olduğu için bu işlemi yapmadan önce değişkenin yerine 15'i koyacak ve 15 ile 5'i toplayacak, bize 20 değerini döndürecek. Hemen Ctrl Enter yaparak 20 değerini ekranda görüyoruz. Farkındaysanız bu yazılımı değiştirmeden ben sadece A'nın değerini değiştirerek A artı 5, yani A'nın şu andaki değeri 5 olduğu için 5 artı 5, 10 değerini döndürecektir. Hemen tanımlama yaparken alternatifleri inceleyelim. Yukarıda gördüğünüz gibi bir tanımlama yapabilirim. Yani tanımlamayı yaptım, hemen ilk değerini belirledim. Eğer bir tanımlama yapmak zorundayım ve bu tanımlama sonucunda ilk değeri benim için belli değil. Bu şekilde tanımlama yapmak istersem her zamanki birinci kural var deyimiyle başladıktan sonra ismiyle devam edip
veri tipini belirledikten sonra istersek eşittir 15 gibi ilk değerini belirtebiliriz tanımlama anında, istersek işlemi burada bitirebiliriz. Şu anda B isimli bir değişken oluşturduğum bilgisayar içerisinde, daha ilerleyen yerlerde artık değerini atayabilirim. Şu anda ben hemen B isimli değişkenin ne olduğunu sordum. Bana none diye bir değer döndürdü. Yani rakam değil. Çünkü içerisine herhangi bir ilk değer atamadım. Hemen bir örnek devam edelim. B eşittir 10 yazdım. Bu şekilde B'nin içerisindeki değeri değiştirmiş oldum. Hemen bana 10 değerini döndürdü. Eğer ilk tanımlamada herhangi bir değer vermiyorsak bize rakam değil işlemini döndürecektir. Hemen 10 eşitliğini siliyorum ve diyorum ki B artı 5. İlk değeri olmadığı için böyle bir sonucu yapması mümkün değil. Ve bize döndüreceği sonuç rakam değil. Rakam olmayan, yani içinde herhangi bir rakam bulundurmayan bir değişkenle 5'i toplamam mümkün değil gibi bir sonuç döndürecektir. Eğer ben değişkene yeni bir değer atarsam, 10 değerini atarsam artık bana 15 gibi değeri döndürecektir. Bu şekilde istersem ilk değerini vererek tanımlarım. Tanımlama anında ilk değerini vermeyebilirim. Daha sonra da eşitlik kullanarak değişkenin içerisinde farklı değerler atayabilirim. Veya number, string ve boolean gibi basic veri tiplerinde bu şekilde kullanmamız çok doğru değil. Ama kullansak da bize herhangi bir sakınca çıkartmaz. Sadece object tanımlamalarda ihtiyacımızı çözecek. Number tanımladım ve eşittir dedim new number. Bu tanımlama bize object oriented konusunu gördüğümüzde daha mantıklı gelecektir. Değişken tanımlamalarında kullanacağımız sistem yukarıda gördüğünüz 3. ve 4. satırlardaki. 5. satırdaki kullandığımız sistem object değişken tanımlamak istediğimizde. Örneğin bir movie clip tanımlamak istediğimizde kullanacağımız sistem olacaktır. Ama number, string, boolean gibi işlemleri yaparken de new number gibi bir işlem yapsanız da size sorun çıkartmayacaktır. Fakat basic veri tipleri olduğu için 5. satırda gördüğünüz gibi bir tanımlama çok gereksiz olacaktır. İlerleyen konularımızda 5. satırdaki gibi tanımlamayı fazlasıyla incelemek zorunda kalacağız ve fazlasıyla kullanmak zorunda kalacağız. Değişken tanımlamamız ekranda gördüğünüz gibi olacaktır. Değişkenlerde bilmemiz gereken diğer bir nokta, ki B değişkenini şimdilik kaldırıyorum. Diğer bir nokta, değişkenler içerisinde aynı anda bir bilgi saklar ve en son atadığınız bilgiyi saklar. A 3. satırda 15. Ben eşittir kullanarak yeni bir atama yapıyorum. Değerini 10 yapıyorum. Ve trace ile soruyorum. A nedir? 3. satırda bir A değişkeni tanımlayacak ve değerini 15 olarak atayacak. Hemen 4. satırı okurken A'nın değerini 10 olarak güncelleyecek. Ve ben 5. satırda A'yı sorduğumda bana 10 cevabını döndürecek. 10. Eğer ben bu trace'i 10 olarak güncellemeden önce sorarsam, işlem sırasına göre A'nın o andaki, yani trace fonksiyonu çalıştığı andaki değeri neyse, ki 15, bana onu verecektir. Hemen trace'i kopyalayıp alt satıra, yani 15 olduğunda soruyorum, 10 olarak güncellediğimde tekrar soruyorum. Ve alt alta ilk trace'imin sonucu, yani 4. satırdaki trace'imin sonucu 15, 6. satırdaki trace'imin sonucu da 10 olarak bana dönecektir. Program içerisinde onlarca kez, yüzlerce kez değişkenin değerini değiştirmeniz mümkündür. Bilmeniz gereken kural, tek bilgi saklar ve bir önceki bilgiye ulaşmanız mümkün değil. Yani A'yı 10 yaptıktan sonra 15 değerini A'nın içerisine ulaşmamız mümkün değil.